Herkese merhaba. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün bir Toros alacağız. Toros ama 90 model. Emsallerine göre temiz bir Toros. Şimdi beraber bakacağız. Arkamda duruyor kendisi. Yanımda Taner kardeşim var. Taner kardeşim, geldik, misafir ettin bizi. Başımızsın abi. Bir her şeyin bir hikayesi var. Bu aracı da hani mesela bende şey oldu. 90 model temiz olduğu için geldik. Hani böyle alelade sıradan bir Toros videosu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Mesela bir arkadaşım Mercedes aldı. Diyor ki ben işte bunu müteahhitle iki tane varmış. Birini ben aldım. Zır orijinal. Şimdi bunu kimden aldın? Nasıl aldın? Ben bunu Karaman'dan evet. Bir abiden aldım. İsmini hatırlamıyorum da 4-5 ay önce. Karaman'dan. Evet. Yaşlı bir amca mıydı kendisi? Yeğeninden aldım. Yaşlı bir amca belli bir yaşa geldiği için kullanamıyor. 80 küsur yaşındaymış. Ondan dolayı satmaya karar vermişler. Ondan da yeğeni almış. Bir yılda o kullanmış. Ondan da ben aldım. Anladım. Tamam. Yani sıfırlı bir şimdi kapıdan çıktı. 90 model. Sene olmuş 2021. Şimdi biz diyeceksiniz ki ne bu Toros ne abi? Bunun ne özelliği var? Yani biz bunun ne? Bunun neyin kafası? Bakalım şimdi. Önce abi biz panellerden başlayalım. Genelde mesela kapı açar mısın sana zahmet? Aracımızın genel duruşu bu, görünüşü. Evet. Yani panellerde hiç yok. 90 model olmasına rağmen nokta yani bir pas izi yok. Ha şu radyatör değişmiş dedi. Sadece bu radyatör değişmiş. Yani bu da zaten zamanla çatlayacak, patlayacaktır. Çünkü ısıyıp soğuyor. Orijinal kilometresi 180 binde falan diyorlar. Bir takla açmış herhalde ben anladığım evet, kadarıyla. Evet abi, gördüğüm kadarıyla. Gördüğünüz üzere simsiyah. Evet. Abi, şu motor blue değil mi? Siyah daha orijinal. Yani orijinalciler buna hasta oluyor arkadaşlar. Kimi der ki ne ya Toros'a o kadar para verilir mi? Mesela yüksek fiyatını da konuşacağız tabii de. Şimdi gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntı yok. Kardeşim bir de bize iç kısmını istersen bir şey yap. Kapı işlerinde bak mesela buralarda yok. Genelde nerede olur? Çürük çarık hep şuralarda orijinal. Kapılarında olur. Etiketleri falan da verir. Koltukta kendi fabrika koltukları. Fabrikalar kendi. Göğüsünü gösterebilirsin abi. Göğüste dediğin gibi evet bakıyoruz şu anda. Bu kale sonradan üzerine teyip de var. Üzerindeki teyip kasetli bir teyip herhalde. Pioneer'ın mı? Pioneer'ın teybi var. Tamam. Teybi kapatalım da. Tehlike yemeyelim. Evraklar ne kardeşim? Evraklar var dedim. Muayeneye girdiği tüp şeyleri, tesisat. Ha, anladım. Bu sonradan yaptım. Kitapçıklar duruyor mu peki? Yani her zaman derler ya. Kitapçıkları dahi duruyor. Arkadaşlar bu 90 modelin orijinal kılıfı. Bakın yani. 90 model aracın orijinal kılıfı, ön kılıf, kartonlar orijinal, şunlar orijinal. Sadece şurada bir hafif dalgalanma olmuş. Göğüs orijinal, direksiyon aynı şekilde. Yani ben bir video çekiyorum ama hani aracı bir gördüm. Hani size de bir paylaşayım dedim aracı. Yani bu aracı almaya niyetliyiz. Ben tabii bu tarz araçların klasik araç, fakir klasiği diyorum ben buna Taner. Niye fakir klasiği? Yani... Evet daha yani bu orijinal çalışıyor suyu falan atıyor değil mi? Aynen. Bak burada orijinal var. Bunlar tamamen orijinal arkadaşlar. Zaten ekspere falan da göstereceğim. Yedek lastiğimiz orijinal. Yedek lastiğimiz de orijinal diyorsun. Hissetmesi. Ona göre de şunu bir çıkartır mısın sen Ahmet? Yani 90 model bir amcadan dededen kalma bir Toros. Vay 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 vay. Yani buralar genelde çürük olur. Bu şey zaten yapıştırma. Ya yapıştırma ise buralar çürük değil. Yapıştırma arkadaşlar. Balizli buralar. Genelde bura çürük olur. İşte şuralar çürük olur. Yedek lastiği de mi orijinal? Abi Pirelli. Allah Allah. Pirelli ilk Toros'un üzerindeki çıkan lastik diyorsun. Lastiğimiz dahi orijinal. Yedek teker. Anladım. Kapılara bakalım şöyle bir. Değişen yok. Arka tarafta bu şekilde. Vay 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 vay. Harbiden yani temiz duran bir araç. 90 modele göre adam iyi muhafaza etmiş. Yani kim muhafaza ettiyse Hacı abime buradan sevgiler, saygılar. Yani ya tam klasik diyebileceğim, garajımda kapımın önüne koyabileceğim bir araç. Bununla yani kaset çaları duruyor.
tamamen göğüs tertemiz, çakmaklık falan. Oo, hepsi duruyor. Ha, bu sonradan tabi telefon şarjı takmışım. Evet, aracımız bu şekilde. Genelde buralarda çürük oluyor. Buralarda bir çürüme falan yok herhalde. Şu iç kısımlar çürüyor genelde. Evet. Ufak tefek şeyler var. Mesela bu silecek şey olmuş. Bunda boşluk var, bunda boşluk yok. Hani genel olarak hatlarına baktığım zaman aracın ufak tefek şurada bir nokta var. Bu orijinal diyor, tavan da orijinalmiş. Boya olarak bir burada var herhalde, parça boya değil mi Taner? Burada var diyorsun. Başka nerede boyası vardı kardeşim bunun? Burada yok. Burada var. Şu kısımda. Şu üçte var. Bura orijinal, değişen yok. Yok yok, bunlar da kazadan dolayı değil. Yani ufak tefek sürtmeden dolayı şu köşede var diyorsun. Anladım. Genel hatları aracımız bu. Evet Taner kardeşim, şimdi biz aracı inceledik. Gördüğümüz üzere araç güzel gayet. Yani yaşına göre hakikaten arkadaşlar çok fevkalade, fevkinde. Ben şaşırdım. Yani iyi muhafaza edilmiş bir araç. Yani koltuklarda falan hiçbir şey yok. Yani koltuklara bir göstereyim yine yani. Bir nokta hata olmaz mı ya koltuklarda? Koltuklarda olsun, yani göğüs olsun, iç dizaynı falan çok süper. Yani hiçbir problem yok. Şöyle söyleyeyim, yani bu aracı şu anda fiyat konuştuk, kendisi 34 bin liradan bahsediyor bize de. Tabii bir şeyler yapacak bize kendisi. Tabii. Yani bu para verilir mi? İşte bu şey yapılır mı falan, kimine göre hani mantıksız olabilir. Hani benden modelli araç var zaten. Örnek veriyorum. Arkada görmüş olduğunuz şu araç da bizim mesela. Ama bunun yeri ayrı. Bu artı bir fakir klasiği mi diyeyim, ne diyeyim, klasik tutkusu. Nostalji ya. Ben buna binince bir ayrı bir huzur buluyorum. 90'lı yılların nostaljisi. Aynen. Zaten biz de 90'lı 92 değil. Sen 90'lı indirdin evet, herhalde zaten. Biz de yaşlı araç zaten kendisi de. Yani şimdi bir Expert'e gideceğiz. Yani Expert'i illaki göstereceğiz. Tamam. Çünkü orijinal bir, nasıl diyeyim, nostalji ve koleksiyonluk bir araba alıyoruz. Fiyatını ona göre şey yaptık. Genel fiyatı konuşacağız tabii ki de. Şimdi Expert'e geçelim. Expert'e bakalım ne çıkacak. Şu an aracı Expert'e getirdik. Expert'e bakılacak. Yani hakikaten aracımız orijinal mi değil mi? Bir test yaptıracağız. Teste başlayabilirsiniz. Kaç model aracınız? 90 model abi. Tamam işte. Gaz ver. Evet sevgili arkadaşlar, aracımızı Expert'den çıkarttık fakat aracı o anda çekemedim teknik bir problemden dolayı. Buradan devam edeceğim videoma. Araç gayet hoşuma gittiği gibi temiz, yani aradığım klasiklerden bir tanesi. Bunlar eskidikçe arkadaşlar, Toroslar falan özellikle temizini bulmak zor. Yani 90 model aldık, Taner kardeşimle 32.000 TL'ye pazarlık yaptık. Yani kimine göre bu fiyat verilir verilmez o ayrı bir konu. Yani zaten ortalama bir Toros aradığınız zaman 25.000, 30.000 civarında. Temizliğine göre değişiyor. Ben temiz, istediğim gibi bir araç buldum diyelim. Gelelim Expert'e, aracımızda ne çıktı? Yarımşar parça boya çıktı arkadaşlar. Çamurluk kısımları. Uç kısımları boyanmış. Arka çamurluklar boyanmış yarım parça. O da yani kazadan değil de ufak tefek sürtmeden ve güneş yanından olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey yok. Yani bir, böyle bir macun falan bir muhabbeti yok. Bir çekişleme, işlem falan yok. Sadece boyanmış yüzeysel olarak. Ondan dolayı biz de bir problem görmedik. Aracı 32.000 TL'ye aldık. Gönlislerdeki bir Vosos 1965 klasik prekasa veya da bir Mercedes klasik almak isterdim ama hem maddiyat hem de yaşadığım yer itibariyle parça konusunda ve teknik anlamda sıkıntı yaşayacağımı düşündüğümden dolayı ben Toros aldım. Fakir klasiği diyebileceğimiz o düz, sadece direksiyon ve düz göğüs olan bir araç. Mesela Vosos'ta da var mesela düz de metal bir göğüs ve direksiyon.
Yani benim hoşuma gidiyor bu tür şeyler. Kimine göre eski, banal, sıradan olabilir. Ama benim hoşuma gidiyor. Aldığım için ayrıca mutluyum. Yani bu Toros arkadaşlar uçarız, kaçarız, arı gibi sokarız muhabbetinden ziyade yaylana yaylana böyle aheste aheste binebileceğimiz 1.4 motora sahip güzel, klasik bir araç. Ben onu niyetli aldım. Araç aldığım için de mutluyum. Bir problem yok. Ufak tefek değişiklikler yapacağım. Bundan sonraki videolarımda da muhtemelen yer alacaktır. Durum bu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.